aranılan kan İspanya'dan gelecek. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor, Kanarya'nın son olarak eksik görülen o mevki için İspanya'dan flash bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar. Fenerbahçe'de bu mevki için son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi. Transfermarkt'ın haberine göre Kanarya, şimdilerde Atletico Madrid formasını terleten Reynildo, Mandava ile yakından ilgileniyor. 30 yaşındaki Mozambikli oyuncu için sarı lacivertlilerin transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. Ana mevkisi sol bek olan futbolcu orta sahanın solunda ve stoperde görev alabiliyor. Oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Flash Levent Mercan kararı. Kanarya'nın gollerini Cenk Tosun ve Levent Mercan kaydetti. Zenit maçına 11'de başlayan ve bu şansını çok iyi değerlendiren Levent Mercan, Jose Mourinho'nun da gözüne girmeyi başardı. Portekizli teknik adam, oyuncunun idmanlardaki son durumunu da değerlendirecek ve milli ara sonrasındaki Kayseri spor maçında sol kimi oynatacağını kararlaştıracak. Ancak %51 ibre Levent Mercan'dan yana. İrfan Can kahveci imzayı atıyor. İşte sözleşme detayları. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan sözleşme görüşmelerinde, mutlu sona ulaştı, sarı lacivertlilerin sezon sonu kontratı bitecek olan İrfan Can Kahveci ile nikah tazeleyeceği belirtildi. İşte Yıldız Oyuncu'nun sözleşme detayları. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi yenileniyor. Takvimin haberine göre, Kontratı 30 Haziran 2025 yılında bitecek ismin sarı lacivertli kulübe, 3 yıllık imza atacağı öne sürüldü. Milli futbolcunun menakerinin, yıllık 2 milyon euro istediği ifade edilmişti. Yapılan görüşmeler sonrası kulübün yıllık 1.5 milyon euroluk teklifiyle, aradaki makaslar aldı. Bunun sonucunda tarafların beklemeye geçtiği ifade edildi. İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin kısa zaman içerisinde durumu resmiyete dökeceği öne sürüldü. Öte yandan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin biteceğini bilen bazı kulüpler, bonservis ödememek için harekete geçmişti. Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu. Haberde görüşmelerin olumlu seyrettiği ve Fenerbahçe'nin Osayi Samuel'e, yıllık 2 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Bu arada Fenerbahçe, İngiliz kulüplerine yazılan bir ait o sayı Samuel'in bonservisini belirledi. Sarı lacivertliler, Nijeryalı futbolcudan en az 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Pazarlık masasında Fenerbahçe'yi şaşırtan talep, 3 katını istediler. Vaydan Osteryolde'nin çapraz bağ sakatlığı sonrası sol bek arayışa başlayan Fenerbahçe, Genten Arçı Brown'u da listesine aldı. Belçika ekibinin Brown'u transfer ettiği bedelin 3 katını, Fenerbahçe'den talep ettiği iddia edildi. Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Jose Mourinho'nun raporuyla önceliği sol bek takviyesine veren Fenerbahçe'nin ciddi olarak ilgilendiği isimlerden biri de Archie Brown. Gent, 22 yaşındaki futbolcuyu 4 milyon euro bedelle İsviçre ekibi Lausanne Sport'tan transfer etmişti. Piyasa değeri 7 milyon euro olan Archie Brown için Gent Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe'den 12 milyon euro istedi. Sarı lacivertlilerin bu rakamı fazla bulduğu ve pazarlıklara devam ettiği aktarıldı. Dominik Livakovic İmzayı resmen atıyor. Transfer hayırlı olsun. Ipswich Town Livakovic'i istiyor. Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Dominik Livakovic için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor ligde kötü bir gidişat sergileyen İngiliz ekibi, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ligde kalma mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Dominik Livakovic de İngiltere'de oynamaya sıcak bakarken, Ocak ayında tarafların anlaşması halinde imzaların atılabileceği ileri sürüldü. Fenerbahçe'de Taliska için ikinci round. Tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı Sarılacı Vertliler, Al forma giyen Anderson, Taliska'yı kadrosuna katmak için var gücüyle çalışıyor. Suudi Arabistan ekibine yaptığı ilk teklifi kabul edilmeyen Fenerbahçe, ikinci bir teklif yapacak. Sarı lacivertli ekip, Brezilyalı Yıldız'ı Kadıköy'e getirmek için tüm imkanları seferber etmeye hazırlanıyor işte detaylar. Fenerbahçe, Taliska için var gücüyle çalışıyor. Brezilyalı Yıldız'ı kadrosuna katmak isteyen Sarı Lacivertliler, Al Nasr'a teklifini sundu ancak olumsuz yanıt aldı. Fenerbahçe'nin ilk teklifi, sezon sonuna kadar kiralık ve sezon sonunda zorunlu satın alma şeklindeydi. Suudi ekibi buna sıcak baktı. Ancak Fenerbahçe, Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşının yarısının da Nasr kulübü tarafından karşılanmasını istedi. Bu öneri ise Suudiler tarafından reddedildi. %75 iyi sponsordan. Sarıklı Civretliler bunun üzerine ikinci teklifini yapma kararı aldı. Yönetim, kendi arasında yapacağı görüşme sonrasında bu hafta içinde yeniden pazarlık masasına oturacak. Devre arasında Taliska'yı kadroya katmak için tüm imkanlar seferber edilecek. Fenerbahçe, Taliska'nın maaşı için sponsorlarla görüşmelere de başlamış durumda. 3 sponsor Brezilyalı 10 numaranın maaşının %75'ini karşılayacak. Sarı lacivertli kulübün kasasından sadece 3 milyon euro çıkacak.